geçti. Ha, İngiliz devam etmiş. Düşünüyorum. Bir kişiyi bile kurtarsan linç yeme ihtimaline değmez mi? Takipçilerine gerçek anlamda yardım edebilmek için bir fırsat var elinde. Gerekirse Sabonli tekrarsız yayın olur. Ne bileyim Patreon olur ama olur yani. Sen istedikçe. Yok abi değmez. Yıkıldım artık. Yoruldum ben. Uğraşamayacağım abi. Anlıyor musun? Engin beni anlıyor musun? Benimki de psikoloji amına koyayım. Yani bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Devamlı salak salak linç yiyorum. Yani anlattığım şeyler de götümden uydurduğum şeyler değil ki. Dönüyorum Sağlık Bakanı ne yazmış ona bakıyorum. Dünya Sağlık Organizasyonu ne yazmış ona bakıyorum İngilizce. Onu Türkçe'ye çevirip diyorum ki arkadaşlar böyle böyle bir veri varmış. Sen profesör müsün diyorlar. Ananın amı profesör orospu çocuğu. Ananın amına neşterlerle dalsınlar orospu çocuğu. Yordunuz beni ben de uğraşmıyorum artık anladın mı? Keyfim keka yani. Ben niye uğraşıyorum ki yani? Public hero muyum ben? Anladın mı? Ben niye uğraşıyorum kanka? Hiç girmem o topa. Umurumda değil. Her gün girdiğimde linçiyorum arkadaş. Yani zaten bir Galatasaray tayfa dadandım Fatih Terim'i sevmediğim için. Çok alakasız bir şey yazıyorum. Sen ne dedin lan Fatih Terim'e diye çıkıveriyorlar. Anlamadım ki. Bir tanesi ölümle tehdit etti beni. Evimin adresini verdi. Şey diyor. Oralarda dolaşırken diyor. Bir gün diyor arkanda sert bir şey hissedeceksin falan diyor. Böyle ensende. Anladın böyle böyle tipler var amına koyayım. Bundan sonra tabancayı evde değil yanımda mı gezdireyim? Ne yapayım yani? Katil mi olalım bu yaştan sonra? Böyle böyle tipler amına koyayım. Diyorum ki seni savcılığa vereyim mi bu tweetinden dolayı? Kaybedecek bir tek canım var diyor. Patates gibi orospu çocuğu ya. Toprağa koysam patates en azından yiyorsun amına koyayım. Bir faydası oluyor. Kalori alıyorsun. İçinde nişasta falan var. Patates orospu çocuğu ya anladın mı? Böyle tiplerle uğraşıyorum ben haftalardır. Tiplere bak amına koyayım. Benim diyor bir tek canım var diyor. O da yok ki Gavat. Boşuna yaşıyorsun yani. Anladın mı? Niye yaşıyorsun ki? Patates ya. Abi arkamda Fenerbahçe var. Sıkıntı yok. Oğlum Fenerbahçe de umurumda değil ki. Yani konuşturmayın bak beni futbol hakkında ya. Beni konuşturmayın abi. Bana diyor ki senin ne faydan var diyor ülkeye. Tamam abi hadi benim ülkeye faydam yok. Futbolun ne faydası var diyorum. UEFA kupası aldık diyor. Hani düşünüyorum. Tamam. Tamam. Helal. Batı ağıl düştüğünde Fenerbahçe. Vervas Fenerbahçe. Vervas Fenerbahçe. Galatasaraylıyım ama sana öyle söz sarf eden tüm beyinsizleri sikeyim. Arkadaş yani bak futbolu seversin Galatasaraylı olursun. Eyvallah da. Yani bu illüzyona da kapılma. Yani ligin yayın hakları Katarlı'da. 11 kişiden 25'i yabancı. Bir para dönüyor. Yabancılar alıyor oyuncular. Ligden kazanılan para Katar'a gidiyor. Bilmem ne oluyor. Kimse zaten vergi vermiyor. Yani oyuncusundan dışarıda köfte satan dayısına kadar, stadın dışında köfte satan dayısına kadar kimse vergi vermiyor zaten. Yani bence de onun faydası yok abi. Bunu diyemez miyim ben? Benim bunu deme hakkım yok mu? Bilemedim. Public olmasan da benim hero'msun. Ama sen de haklısın ve saygı duyuyorum. Peki araştırma için tüyo vermen mümkün mü? Cidden araştırmaya çalışıyorum ama işime yarayacak bir şey bulamadım. Yok abi onu bile söylemem. Onu bile söylemem. Söylemem abi. Kusura bakma. Kusura bakma. Bana kızma. Bana kızma. Şöyle diyeyim. Düşük pH. Hadi bak. Düşük pH. Bakır sülfat. Zinc neydi lan Türkçesi? Çinko sülfat. Tamam bu kadar. Hadi şöyle de bu kadar. Bir tarafı düşük pH, tamam mı? Bir tarafı bakır sülfat, çinko sülfat. Destile suda karıştırıyorsun. Karıştırıp içeceğiz mi? Yok öyle bir şey. Yapmayın öyle bir şey. Ya Kemal siktir git bunları içeceğiz mi diyor. Hayır.
Hayır, maskeyi süreceksin salak. Hayır. Hayır. Tamam mı? Dışarıda düşük pH, içeride çinko bakır sülfat. Dışarıda düşük, çift maske. Hadi. Sözelciler ölsün mü? Ne yapayım ya, ne yapayım? Ne yapayım yani? Spora ne zaman başlayacaksın? Şu an spora gideni de siksinler amına koyayım. Herkesin avuçladığı şeyleri avuçlayıp kaldıracağım mı? Bas, bas. Korona. Korona. Şu an spora başlanır mı? Manyak mısın sen ya? Ben fizyoterapiyi bıraktım amına koyayım hastaneye gitmemek için. Fizyoterapiyi bıraktım yani. Bıraktım abi, gitmem o hastaneye. Sikseler gitmem. Dayılar teyzeler leş gibi kokuyor bu arada ya. Ya kardeşim bir tek ben mi duş alıyorum ya? Ya bu hastanelere gitmeden duş alın arkadaşlar. Oradaki sağlık çalışanı artık bağışıklık kazanmış, yazık. Bağışıklık kazanmışlar. Her gittiğimde böyle midem bulanıp çıkıyorum ya. Bunun ego ile alakası yok. Vallahi gidin abi, leş gibi kokuyor ya. Leş, leş. Leş ya. ESC'de Al oyuncu karım olacak. burada. Geride Aşkım sen de kaldım. geliyorsun bazen. Fizyoterapiden sonra işimiz oluyor. Nasıl kokuyor hastanedeki teyzeler, dayılar? Ter. Ya kardeşim ya, yani kışın böyleysek yazın biz boku yedik yani. Yedik, boku yedik. Teyzeler, dayılar yani çürük et kokuyor abi. Anneme buradan tekrar acıdım ve tekrar saygı duydum. Sevgili anneciğim, hala devlet hastanelerinde hemşirelik görevini bu yaşında devam ettirdiğin için teşekkür ederim. Emekli babamın da, annemin de buradan tıp bayramını kutluyorum. Gerçek kahramanlar sizlersiniz. Öpüyorum seni anneciğim. Bir numarasın. Bir numara. Ben çünkü siksen çalışmam. Ne çalışacağım ya? Manyak mıyım? Bir de biz doktorlara sor, değil mi? Babamın bir tane diş hekimi arkadaşı vardı. Adam diyor ki, ya bak bunu anlatmam lazım. Oturduk abi, doktor odasındayız. Kahve içiyoruz, hastanedeyiz. Hangi hastane olduğunu söylemeyeceğim. Hastanedeyiz, kahve içiyoruz. Geldi işte diş hekimi arkadaşı babamın. Orospu çocuğu ya diyor, böyle çıkardı eldivenleri, çat attı böyle. Ne oldu ya, bilmem ne abi diyorum. Ya bıktım artık ya diyor. Ne oldu abi diyorum. Bıktım artık. Abi ne oldu diyor. Ya orospu çocuğu diyor, diş hekimine gelmiş, sıra beklerken simit diyor diyor. Simit simit. Senin dişinin arasındaki diyor susamı sikeyim diyor ya. Diş hekiminde sıra beklerken simit. Şuş amına koyayım artık diyor ya. Anladın mı yani? Yani aynı adam hayat kadınına gitse temizlenir ama, anladın mı? Ama doktora giderken kapıda şey yiyor pezevenk, simit yiyor yani. Aptal orospu çocuğu ya. Hayatım sen de tam duyarcı çıktın. Tansiyonu düştü, çok acıktı. Belki o an yiyemedi. Yiyip gelsin kardeşim, hastaneye Yiyemedi gidiyorsun. belki. Hastaneye Sağ olsun. gidiyorsun abi. Hastaneye gidiyorsan kan vereceksen yemeyeceksin. Kan vermeyeceksen yiyeceksin yani. Allah Allah, biz mi öğretelim bunu? Yenge haklı. Haklı mı haklı değil kardeşim. Diş Rıssam hekimine annem. girmeden simit diyen herkes geri zekalıdır. Bu kadar basit. Poğaçaya var. Poğaçaya niye simit diyorsun ki? Efso duyarı taglayın abi. Efso duyarı Rıssam annem. taglasın biri. Efso duyarı da paylaşırım seni ha. Terbiyesiz. Ne alaka? Simit yeme o zaman poğaçaya. Şeker at ağzına, şekerin düştüyse. Niye simit diyorsun ya? Rıssam. Niye susam karıştırıyorsun dişlerin susamlar? Sana patlamıyorum hayatım. Koyarım diyor. Koyarım diyor, yumruk atarım diyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Şiddetle tehdit edildim canlı yayında. Mavi çatı istiyorum. Ülkemde mavi çatı istiyorum. Ülkemde mavi çatı istiyorum. Aa, vurma! Kıbrıs Rıssam ağzına annem. döndük bir an. Döndün mü? Kanka benim normal şivem öyle. Ne yapayım?
Evet, Laskopat'tan dayağımızı yediğimize göre sablarımı okuyayım. Birikti yine. Birikti yine. Sablarımı okuyacağım. Ya bu çok sıcak oldu bu oda ya. E kapatsana hayatım, şunu bir kapatalım mı, kısalım mı? Ev bir pişiyor. Hamam oldu. Tamam, 20 dereceye çekiyorum. Şunu oraya yaklaştırıp odana koyup 20 derece yapar mısın? 21 derece falan. Hangi Ev odaya? pişiyor. Benim odaya mı? Ha, senin odaya. Kusura 21 yap. bakma. Odaya yakınken yap. Algılasın. O şu anki derecesi hayatım. Abi korona olmuş olabilir misin? Ne? Bakarsan çok sevinirim Ahmet abi. Hemen bakıyorum canım. Ben bunu okuyayım mı? Yayında okuyayım mı? He?